Merhaba. Bu videomuzda da KYC işlemlerini nasıl yapabileceğimizden bahsedeceğiz. Aslında öncesinde KYC'nin ne işe yaradığını, neden gerekli olduğundan bahsetmiştik ama burada da küçük bir hatırlatma yapalım ve birlikte KYC işlemlerini nasıl yapabiliriz? Camino Network ve Camino Wallet üzerinde bunları göreceğiz. İlk olarak kısaca bir KYC'yi hatırlayalım. Camino bildiğimiz üzere bizim turizm üzerine odaklanmış bir ağ. Bu ağ üzerinde bizim yaptığımız bazı işlemlerin, bazı hamlelerin bizim tarafımızdan yapıldığının Camino Network tarafından bilinmesi, hatta bu zincir tarafındaki insanlar tarafından bilinmesi gerekiyor. Çünkü turizm gibi alanlar ve Camino Network'ün hedeflediği alanlar aslında birazcık dolandırıcılığa açık alanlar ve Camino Network bunu tamamen böyle bir şeyin olmasını istemiyor. Bu nedenle kullanıcılarına KYC hizmetini zorunlu tutuyor. Bu KYC hizmeti sayesinde, yani Türkçe açılımı olan Know Your Customer'ın Türkçe açılımı olan müşterinin tanım mekanizması sunuyor. Yani müşterini oradaki o validator dediğimiz, ileride göreceğimiz veya işte o akıllı kontrat geliştirecek kişinin ne olduğunu, kim olduğunu bilmemiz gerekiyor ki sonrasında bir kötü niyetli hamlede bunun önüne geçilebilir. Tabii bunun da farklı sıkıntıları var. Bunlardan da sunum içerisinde bahsedeceğiz. Peki kimler KYC yapabilir? KYC'ni yapmak için herhangi bir zaman gereksinimi yok. Yani cüzdanı açtıktan sonra şu kadar gün içerisinde KYC yapmanız lazım gibi bir ibare yok. Hatta istediğiniz zaman yapabilirsiniz, istediğiniz kadar yapmayabilirsiniz. Burada sıkıntılı olan süreç şu: yapmadığınız sürece, bir doğrulama yapmadığınız sürece akıllı sözleşmeler yapamıyorsunuz. Kamyonun bazı özelliklerine katılamıyorsunuz. Mesela bazı DApp'ler oluyor. Yani merkeziyetsiz uygulamalar oluyor. Kamyon Network üzerinde gerçekleştirilen. Bu ağlara katılım sağlayamıyorsunuz mesela. O yüzden KYC önemli. Bu nedenle de Kamyon Network KYC sürecini herkese açık halde tüm katılımcıları zorunlu tutacak ileriki safhalarda. Eğer bir uygulamaya katılmak istiyorsanız, bir akıllı sözleşme yazmak istiyorsanız vesaire. Akıllı sözleşmeler yazabilirsiniz aslında ama zincire bunu eklemek istiyorsanız bir KYC sürecine geçirmek durumundasınız. Peki KYC'den bahsettik ama bu KYC işlemini, hangi ihtiyaçlar var bu KYC işlemini yapmak için? Tabii KYC sadece Camino Network'te olan bir özellik değil. Birçok zincirde, birçok ağda, özellikle belki bir borsaya kayıt olduysanız orada görmüşsünüzdür. Benzer işlemler vardı. İşte kağıda bir şey yazın, bunu ekrana tutun, kimlik belgenizi ekrana tutun gibi bazı özellikler var. Aslında Camino'da da benzer bir işlem var ama burada bizim için gerekli olan şey aktif kullandığımız bir mail adresi. Çünkü bu mail adresine bir mail alabiliriz. Bir telefon numarası, yine aktif olarak kullanılan bireysel telefon numaramız olması önemli. Sonraki gerekli belge ise TC kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi. Ya bunlardan sadece bir tanesi yeterli olacaktır ama sizin siz olduğunuzu gösteren bir belge. Bu belgeleri de sağladıktan sonra son aşama olarak yüzünüzü görüntüleyebilecek bir kameraya ihtiyacımız var. Bu ne demek? KYC yaparken aslında Camino arka planda TC kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi belgelerdeki yüzünüzle gerçek kameradan aldığı yüz verilerini birazcık karşılaştırıyor. Farklı işlemlerden de geçiyor, isimle alakalı vesaire ama bu da bir doğrulama yöntemlerinden biri. O yüzden bizim bir kamera ihtiyacımız var ve bu kamerayla yüzümüzü tam olarak açısal olarak taratmamız lazım. Herhangi bir kamera olabilir. Ne kadar iyi veya kötü olduğu çok önemli değil. Çalışan bir kamera yeterli olacaktır. Bazı laptoplarda direkt üzerinde var. İşte webcam kullanabilirsiniz. Bu işlemleri telefondan yapabileceğiz mesela. Telefondaki kameralarınızı kullanabilirsiniz vesaire. Peki burada şu şekilde bir soru akla geliyor olabilir. Biz hep blok zinciri gizlilikle bağdaştırdık. İşte gizliliğimiz var, yaptığımız transferler, kimlerin hangi transferi yaptığı gizli aslında. Ama Camino burada bir ödün veriyor Camino aslında. Neden ödün veriyor? Gizlilikten ve anonimlikten ödün veriyor. Çünkü diyor ki ben turizm alanında özelleşmiş bir blok zincirim ve turizm alanındaki kullanıcıların
aslında gizli veya anonim olmalarına bir ihtiyaç yok. Ekstra bir ihtiyaç yok. Olurlarsa iyi ama burada bir ödün verebilirim ki daha farklı şeylerden kazanayım. Daha farklı şeyler ne oluyor? Güvenlikten kazanayım. Güvenliği sağlamış olayım. Zincir üzerinde bir istenmeyen hareket olduğunda zincirdeki tüm herkes etkilenmesin bundan ki güvenliği sağlayayım. Ben ölçeklendirebilirliği sağlayayım. Elini kolunu sallayan giremesin buraya. Bir doğrulamadan geçsin ki o yüzden bir yığılma olmasın zincire. Yan tarafta da aslında blockchain trilemma dediğimiz blok zincir üçgeni olarak da çevrilebileceğimiz bir üçgen görmektesiniz. Bu blok zincir üçgeni aslında blok zincirin ana özelliklerini ifade ediyor. İşte merkeziyetsizlik var yukarıda, altta ölçeklendirebilirlik var, bir de güvenlik var. Aslında bizim incelediğimiz, gördüğümüz tüm blok zincir projeleri bu zincirin bir yerinde kalıyor. Bazıları işte merkeziyetsiz kısımda daha yaygınken, işte atıyorum güvenlik kısmında birazcık daha kötü vesaire. Burada bir konum alıyorlar. Camino da burada güvenlikten yana ve ölçeklendirebilirlikten yana oluyor. Tabii merkeziyetsizliği de bırakmadan. Sadece dediğim gibi burada gizlilikte ekstra bir özellik ihtiyaç duyuyor. Bunları da öğrendiysek o zaman hadi birlikte nasıl bu KYC işlemlerini gerçekleştirebiliriz ona bakalım. Hemen bunu kapattığımda Camino'nun kendi sitesine girdik yine. Bu siteye girdikten sonra yine cüzdanımıza erişmemiz lazım. Yine aynı şekilde Create Wallet'tan da işte suite.camino.network'ten de ulaşabiliriz. Buraya giriş yaptığımızda sizlerle birlikte açtığımız test cüzdanı var. Ama bu sefer ben kendi cüzdanımı kullanacağım. Çünkü kendi kimliğimi, kendi bilgilerimi kullanarak bir KYC süreci gerçekleştireceğim. Şifremi girmem gerekiyor. Şifremi giriyorum. Ve cüzdanıma erişiyorum. Cüzdanıma eriştim. Gördüğünüz gibi bu benim kendi cüzdanım. Cüzdanımıza eriştikten sonra yapmamız gereken şey yine üst kısımda bulunan kullanıcı adımız da diyebileceğimiz adrese tıkladıktan sonra alt kısımdaki Verify KYC yani KYC doğrula seçeneğine tıklamak. KYC doğrula seçeneğine tıkladıktan sonra burada bizden bir takım belgeler istiyor ki bu belgeleri biz hangi belgeler olacağını görmüştük. Hangi bilgiler olacağını da görmüştük. İlk olarak benden bir mail adresi istiyor. Mail adresini giriyorum. Ve telefon numarası istiyor. Bu telefon numarasını da aynı şekilde gireceğim. Artı 90 olarak gireceğim. Ve submit yaparak devam ediyoruz. Bizde bir soru soruyor bundan sonrasında. Amerika vatandaşı mısınız yoksa farklı bir vatandaş mısınız diye bir soru soruyor. Biz farklı bir ülkenin vatandaşıyız ve bizden bazı işte güvenlik sözleşmelerini onaylamamızı istiyor. Next yaptığımızda bizden aslında bir ekran açılıyor ve burada hangi ülkeden olduğumuzu seçmemizi istiyor. Burada görebileceğiniz gibi birçok ülke var. Biz şu anlık Türkiye'yi seçeceğiz. Türk vatandaşı olduğumuz için. Ve altında da diyor ki bizden hangi belgeyle sen bu doğrulama işlemini yapmak istiyorsun. Size de bahsettiğim gibi ilk olarak TC kimlik kartımız var. İstersek pasaport kullanabiliyoruz. İstersek oturma izni kağıdımızı kullanabiliyoruz. İstersek sürücü belgemizi kullanabiliyoruz. Ben şu anlık TC kimlik belgemi kullanarak bu işlemleri gerçekleştireceğim. Bu şekilde bir ekran açıldı. Bu ekranda aslında birkaç tane ihtimalimiz var ilerlemek için. Burada örneğin Continue Phone diyebiliriz. Bu Continue Phone dediğimizde bir QR kod açılıyor karşımıza. QR kodu girdiğimizde, telefonumuzda okuttuğumuzda bize bir ekran açılacak. Ve bu ekranda aslında biz bazı buradaki belge işlemlerini direkt olarak devam ettirebileceğiz. Bu da bir özellik. Bunu da tavsiye ederim denemenizi. Ama biz şimdilik bilgisayardan devam edeceğiz. Bilgisayarıma ben kimlik fotoğraflarımı eklemiştim. Bilgisayardan yükle diyorum ve masa üstünden ilk olarak önü seçiyorum. İkinci olarak da arkayı seçiyorum. Tabii burada sizde blurlu olarak ifade edilmiş olabilir ama
Yine de devam edeceğiz. Next diyoruz. Ondan sonra bizden diyor ki tamam, belgeler tamam ama şimdi senin yapman gereken yüzünü bize tanıtmak. Burada dediğim gibi yine aynı şekilde bir webcam'iniz yoksa, laptopunuzun kamerası yoksa telefondan da bunu yapabilirsiniz alttaki tuşa basarak, ama ben webcam üzerinden yapacağım. Hazırım diyorum. Bu ekranda ben ekranımda aynı anda kayıt da yaptığım için bana bir hata verdi ama önemli değil. Telefondan devam edelim. Sizde de bazı hatalar olabilir. O yüzden telefonda devam et diyorum ve QR kodu hemen okutuyorum. Ondan sonra bağlantıyı aç diyorum. Burayı biraz sesli olarak anlatacağım. Ondan sonra burada tabii önemli olan şey bir mobil veriye bağlı olmaktansa bir ev Wi-Fi'sine bağlı olmak. Bu şekilde o zaman açılıyor. Dikkat etmemiz gereken şey. Ondan sonra hazırım diyorum. Bilgisayardaki aynı şeyler ve telefon kameramı kullanmak istediğini söylüyor. Ben de onu onaylıyorum. Benden bazı hareketler yapmamı istiyor. Mesela kafamı 360 derece döndürmemi istiyor. Hatta burada direkt algıladı. Continue on this device diyorum. Ve gördüğünüz gibi aslında hem selfie'mi doğruladı hem de ID kartımı doğruladı. Next diyorum ve burada diyor ki tamam, senin biz aplikasyonunu aldık. Buradan artık işlemimize devam edeceğiz diyor. Ve biz burada aslında beklememiz gerekiyor. Belirli bir süre alabilir bu. Gerçek KYC süreci hatta daha da uzun sürebilir. Bazen bu işlem manuel olarak yapılıyor, bazen de otomatik olarak yapılıyor. Başvurudan başvuruya değişebiliyor. O yüzden bir süre alabilir bu doğrulama işlemi. Bu şekilde bir işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Bu işlem 15 ve 20 dakika arasında sürüyor. Bunu da bekleyelim. Ondan sonra tebrikler sayfası gelmesini bekleyelim ve burada kalalım. Gördüğünüz üzere yaklaşık 1 dakika bile olmadı ama KYC işlemimiz doğrulandı. Tebrikler sayfası geldi. Artık bunu close diyerek kapatabiliriz ve gördüğünüz gibi yukarıda artık KYC verified ibaresi çıktı ve üzerine tıklayabilirsek bir şey çıkmayacağını görürüz. Bu şu anlama geliyor. KYC işlemimiz doğru bir şekilde tamamlandı ve artık hesabımızdan Camino ağındaki diğer bütün özelliklere neredeyse erişebiliyoruz. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi seyirler.